arkadaşlar. Şimdi 15'e 90 ebatlı dış mekan balkon panelsiz yaşıyoruz. Önceliğimiz yani buradan dipten başladık ki hani gözüken yer burası olduğu için parçaları arka tarafa atacağız. Dolayısıyla buradan önce terazimizi aldık. Uzun maslarımızla fayanslarımızı güzelce eşitledik. Daha sonrasında şaşırtmalı bir fayans döşeceğimiz için buraya 25 santim bir parça koyduk. Ve bu parça devamlı bir şekilde gidecek yani. Buraya uzun koyacağız böyle. Ondan sonra buraya yine 25 koyacağız ki böyle şaşırtmalı bir fayans olsun. Şimdi umarım size iyi bir bilgi aktarabilirim. Döşemeye başlıyoruz. Evet, önce fayansımızın birleşecek noktaları. Şıkmalı dediğimiz malzemeyle tahlıyoruz. Yani pislik bırakmıyoruz, harç bırakmıyoruz. Daha sonra fayansımızı bu şekilde bırakıyoruz. Ondan sonra yine toprak yardımıyla bu şekilde şuradaki birleşim noktalarında diş olmasın dediğimiz yani daha böyle düz olması için uğraşacağız. Biraz daha vuracağız. Daha sonra 2000 artı kullanıyoruz. Fayansı biraz daha estetik durması için 2000 kullanıyoruz. Normalde 3000 artı da var ama biz 2000 tercih ettik. Hemen iki tane uzun köşesini birer tane bırakıyoruz. 3 tane ortalara bırakıyoruz. Ki terazimiz kaçmasın, her yerde aynı olsun. Şimdi bu fayansımızı tekrar kontrol ediyoruz. Herhangi bir diş var mı? Kontrolümüzü yaptık. Gökhan Usta, şimdi bize şu tarak olayını anlatır mısın? Nasıl yapıyoruz bunu? Öncelikle hardımızın kıvamı yani şu krema dediğimiz, kremadan biraz daha yoğun dediğimiz şöyle yani malayla düşerken böyle pat diye değil de biraz böyle yavaş bir şekilde bal kıvamı dediğimiz bu kıvamda düşecek. Şimdi bunu anlatalım. Öncelikle malayla bunu yani direkt trakya da çekebilirim ama zemine biraz daha iyi yapışsın diye şöyle malayla balon ucuyla bunu güzelce yayıyoruz. Şu şekilde. Yayıyoruz. Biraz daha bırakıyoruz. Ondan sonra kalamızı ilk önce bir tarafa çekiyoruz. Elindeki yoğunluğu bir alıyoruz. Daha sonra tekrar bu yoğunluğu eşit dağıtıp babamızın düz tarafının fayansı diğer ilk başladığımız fayansa gelecek şekilde bu şekilde çekiyoruz. Hem buradaki kenardaki buzluğu çıksın hem de tarak daha böyle oraya oturduğu zaman iyi bir şekilde daha böyle güzel çıkıyor. Bu şekilde çekiyoruz. Fazla kalan kalamızda, karamızda fazla kalan harcımızı hemen diğer paras koyacağımız yere bırakıyoruz. Daha sonra diğer dediğim gibi kontrolü bu şekilde tahlıyoruz. Bu şekilde. Öncelikle koyacağımız parası kontrol ediyoruz. Renk uyumu ya da herhangi kenarında bir deforma var mı? Kırılma var mı? Öncelikle bunu kontrol ediyoruz. Daha sonra parasımızı bu şekilde bırakıyoruz. Yine toprak yardımıyla güzelce böyle kontrol edelim. Bu şekilde. Şimdi fayansımız 15'e 90 uzun ebatlı bir fayans olduğu için biraz böyle hani sıkıntı dediğimiz şu dişlerde birazcık uğraştırıyor bize çünkü uzun bir fayans olduğu için kolay bir şekilde konulmuyor. Biraz zeminle alakalı. Şimdi pek fazla bir sorun gözükmüyor. Sonra yine aynı şekilde yayın. Yine tekrar 2 milim artılarımızı eşit şekilde ortaya bu köşelere birer tane bırakıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi olduğu kadar temiz çalışmaya dikkat ediyoruz çünkü bu fayansı döşedikten sonra önce bunun temizliği var. Şu anlarına giren parça parçaları ne kadar temiz çalışırsak daha sonra der dediğimiz yani dolgu verdiğimiz fayansın arasında dolgu dediğimiz derz malzemesi daha kolay ve daha temiz bir şekilde uygulanması için
test çalışıyoruz. Sık sık kontrol ediyoruz kanserimizi. Daha sonra buraya kalan harcı, buraya gelmeniz biraz uzak olacak çünkü metrajda bir yer. Dolayısıyla bu harcı buradan alıyoruz ki kurumasın. Yine arabamıza bırakıyoruz. Bu şekilde temizliyoruz. Güzelce. Şimdi bizim yaklaşık 2,5 metrelik bir mastarımız var. Buradaki ilk başladığımız fayansı da bu mastara göre fayansını aldık. Şimdi çünkü parampet dediğimiz, bizim tüpaşa dediğimiz mermerimiz çok da bozuk değil yani. Fena değil şimdi. Dolayısıyla tekrar kontrol ediyoruz. Şimdi mastarımızı bu şekilde uzatıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz konu, mesela buradaki aralığı, yani milim dediğimiz, şurada yaklaşık yarım milim kadar. Buradaki aralığı böyle baktığımız zaman eşit olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü o zaman eşit olmazsa hemen bir yerde bir kayıplık vardır. Bu şekilde kontrol ediyoruz. Şöyle bizim çok fazla bir kayıplığımız yok. Yani fena değeriye giriyoruz. Bu şekilde bunu ilk 2 veya 3 sırada bunu tekrarlamamız gerekiyor. Çünkü ilk 2-3 sıra yaptıktan sonra diğer taraflar artık transi doğru gider zaten. Bu için bunu tekrar 2-3 sefer tekrarlayacağız. Şimdi öncelikle çalışacağımız yeri böyle bir şekilde temizliyoruz. Şimdi buraya basabiliriz. Burada fazla olan harçlarımızı bu tarafa alıyoruz. Yine dediğim gibi bu tarafı güzelce temizliyoruz. Fırlatacağımız yeri. Yine dediğim gibi fayansımızı parça ediyoruz. Herhangi bir deforma var mı, bir şey var mı? Sonra yine bu şekilde bırakıyoruz. Kurtmak yardımıyla bunu birkaç bırakacağız bu kez. Bu şekilde. Şimdi şurada bir sorun oluştu. Yani burada vardığımızın birazcık az kaldığı durumuna geliyor. Yani yetersiz kaldığı durumuna geliyor. Bu tür durumlarda ya işte orası öyle kalsın, bu şekilde devam edelim, nasıl olsa diğer taraflar güzel olur, orası göze batmaz gibi şeyler yapmayın. Hemen bu fayansı kaldırmak o kadar zor değil. Çünkü daha toplamadık. Hemen oraya birazcık taş bırakıyoruz. Yani bu genelde zeminle alakalı. Çok iyi bir şapçı da olsalar mutlaka bu tür yerler direkt yapıyor daha çok. Çünkü bu tarafa master çok fazla yaklaşmıyor. Yani direğe falan takıldığı için bu tür yerlerde bu gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Sonra yine elimizle şöyle bir yolda gördüğümüz yine o pürüzsüzlüğü almak için tokmak yardımıyla bunu biraz tokmaklıyoruz. Bu küçük bir tokmak, bir de sert bir tokmağımız var. Şimdi bu daha çok cephe fayansında kullanıyoruz da bunu çünkü cephe fayansları biraz daha cephe dediğimiz yani damar fayansları bununla ilgili yerlerde biraz daha yumuşak bir fayans olduğu için bunu oturuyor yerde kullanıyoruz. Şimdi tekrar bütün numaralarımızı alıyoruz. Önce bir köşeye, daha sonra bir köşeye. Peki Gökhan Usta, şimdi bu seramik seçerken kare olmasının ya da böyle uzun olmasının işçilikle ilgili bir zorluğu ya da kolaylığı var mı, yoksa hepsi aynı mı, farklılıklar mı düşünüyorsun? Şimdi fayans seçerken şuna dikkat edelim. Öncelikle eğer zeminimiz çok iyiyse, bundan çok eminsek, yani zeminimizin terazisi çok iyi olduğundan eminsek fayans o kadar çok fark etmiyor beton veya boyutu. Ama zeminimiz çok kötüyse daha çok kısa fayanslar, yani kısa dediğim küçük ebatlı mı? Evet, küçük ebatlı. 45'e 45, 40'a 40 gibi, 30-60 gibi bu tür fayanslar kullanabiliriz. Ama eğer zeminimiz çok iyiyse... Peki o zaman size bir şey daha soracağım. Tabii. Bazı arkadaşlarımız şimdi kendi başlarına şöyle, belki bu kadar büyük ölçü bile yapamazlar ama 1-2 metrekare yer yaparken, fayans yapıştırırken en çok neye dikkat etsinler? Harcın kıvamına mı, seramiğe mi, şu artılara mı, neye dikkat etsin? Adam banyosunu yapacak 2 metre kare bir yer diye. Şimdi öncelikle en önemli olan fayansla, yani bu yatay malzemelerde. Önceliğimiz zemin, park edildiğimiz yeni bu ev odalarda döşenilen parklar da aynı şekildedir. Zemin, önemli olan zemin ve alacak olduğun fayansın ebatı da çok önemli. Çünkü eğer küçük dar bir yerse çok büyük fayans koyduğun zaman daha böyle biraz daha orayı büyük gösterir ya da
dibini biraz daha güzel gösteriyor ama küçük bir yere çok küçük fayans, yani ebatı küçük olan küçük fayans kullanırsan 30-30 dediğimiz gibi, şu an şu zamanda pek fazla yok o fayanslar ama daha küçük kullandığın zaman tamam, orayı birazcık dar gösterir. Peki zannedersen buradaki en önemli konu zeminin çok bilgi olması değil mi? Kesinlikle. Peki bu acemi olanlara yere mesela bir betapan ya da bordeksi bir şey koyup üzerine döşemeleri daha akıllıca olur mu, yoksa illaki şap mı? Ben şimdi prefabrikalarda zaten betapan kullanıyorlar tabanda. Bunun üzerine büyük beton astarı dediğimiz, yani dolgu astarı da diye adlandırılıyor. Kumlu bir zemin oluşturuyor orada. Yani şu oradaki, çünkü betapanın yüzeyi çok pürüzsüz. Şap atılmış gibi mi? Hayır, şap atılmış. Şimdi şapla o kıyaslanamaz da zaten betapan olduğu için betapan düz bir zemin. Ama fayansın orada sağlıklı bir şekilde yapışması ve uzun süre kullanılması büyük beton astarı dediğimiz dolgu astarının kullanılmalı ki oradaki bir pürüzlü yüzey oluşturup fayans yapıştırısını kullandığımız zaman, yani oraya uyguladığımız zaman bir emişme sağlasın. Ve o zaman şunu mu anlıyoruz? En önemlilerinden birisi zemin. Olmazsa olmalı. Kesinlikle. Zemin iyi hazırlanmazsa, düzgün evet, olmazsa bu işte iyi sonuç alınamaz. Bunu mu anlıyoruz? Kesinlikle evet. Zemin çok önemli. Peki o zaman size bir soracağım. Tabii. Kısaca mesela en son videomuza son verirken bu işi yapmaya kalkışanlara birkaç tane tavsiyeniz var mı? Şimdi bu işi yapmaya kalkışanlara şöyle... Meslek olarak değil. Amatörce elinde öyle bir şey yapacak balkonda falan. Mesela gittiniz 2 metrekare bir banyomuz var. Evet. Buraya bir fayans beğendiniz. Öncelikle fayansı yani böyle hemen eve getirip yapıştırıcıya sürüp başlamak biraz tuhaf olur. İyi olmaz yani. Dolayısıyla önce fayanslarımızı, banyonun zeminini bir dizelim. Yani ne kadar nereye gidecek, nereye parça gidecek, nasıl güzel olacak. Önceliğimiz bu. Önce fayansları... Yani yapıştırıcısınız, bir dizelim diyorsunuz. Fayansları diziyoruz. Şimdi nerede ne olacağını bir görüyoruz. Daha sonra uygulamaya başlayabilirsiniz ama şöyle. Yani eğer küçük bir banyoysa, mesela banyoysa su gideri dediğimiz, yani su gideri tarafından başlamalı ki eğer, çünkü öbür taraflar biraz aşağıda kaldıysa veya yukarıda kalmışsa su giderine böyle teraz alındığı zaman, su giderinden başlandığı zaman hem suyun akışı daha güzel olur hem de yani çünkü oradan alınan terazi daha güzeldir, çünkü köşe tarafında genelde su giderler. Yani gittikçe seramik zeminde bayağı yükselse bile evet, onun için giderden başlarsak suyun gitmesine faydamız olacak. Yani evet, kesinlikle. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Biz bu videoyu burada noktalayalım. Evet. Şimdi bu aslında alelacele çekimlik bir videoydu. Ben bunu bir an önce yayınlamak istiyorum. Çünkü çok fazla soru var seramikler hakkında, fayanslar hakkında. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? Daha sonra, bundan sonra mesela içerideki mutfakta ya da başka bir yerde yeni bir seramik fayans döşerken tekrar size bilgize başvuracağız. Tabii ki. Bu konuda bize tekrar yardımcı olursunuz. Kesinlikle. Ben bu konuda her zaman bilgilerimi paylaşmaz. Aslında şu da, ben bir de şöyle düşünüyorum. Bundan sonraki seramikle ilgili videomuzda öncelikle bir şu yapıştırıcıyı nasıl karıştırıyoruz, onu yapalım, onu gösterelim seyircilerimize. O zaman daha detaylı bir şekilde anlatalım. Ve şeyi göstermenizi istiyorum bir de. En büyük sıkıntı insanlar bu seramikleri kesme konusunda. Kesmekle ilgili kaç yöntem var? Onları göster.